Bezi rahatsızlıkları, nodül. Evet. Bunlardan biraz bahsedelim. Tiroid beziyle de ilgili şu gördüğünüz naneye benzer bir bitki var. Bunun Türkçesi kurt otu, kurt otu diyebiliriz. Lycopus virginiana. Oropium diye iki türü var. Bu bitki çok güzel çiçeği kurt ağzına benzediği için kurt otu denir. Türkçe karşılığı. Kurt otu ile ilgili Almanya'da, Avrupa'da, birçok ülkede klinik araştırmalar yapılmış. Hipertiroid yani aşırı tiroid iyot salgılanmasını, tiroksin salgılanması engellemiş, frenlemiş, normal hale getirmiştir. Bir de bazı insanlarda herhangi bir nedenden dolayı tiroid bezesinde nodüller oluşur. Yani nodül oluşursa ne olur? Tedavi edilmezse bu çok çok küçük minik kistler, 1-2 milim çapındaki nodüller yavaş yavaş büyür. Tiroid bezesini sağ, sol lob ve orta lob hepsini sarar. Tiroid bezesini tamamen komple almak zorunda kaldır, alınmak zorunda kalır. Kişinin tiroid bezesi alınırsa ömür boyu iyotlu haplar almak gerekir. Bu da ne yapar? Birçok hastalığı tetikler. Yani durup dururken bir iş. Bu nedenle eğer ki kişi tiroid bezesinde herhangi bir anormallik tespit edilirse iksir kullandığı zaman çok kısa sürede iksirin özelliği şudur. Limon suyu, sirke, sarımsak, zencefil, zerdeçal, kurkuma, longa, altın başak otu, zeytin yaprağı, kakule içer. Tiroid bezesindeki nodül veya bayanlarda kist, miyom, yağ bezi ne varsa eritir. Özelliği budur. Farklı. Neden? Çünkü dünyanın en kaliteli sarımsağı Taşköprü'de. Taşköprü neden Taşköprü? Kastamonu Taşköprü sarımsağı dünyada en kaliteli sarımsaktır. Neden? Çünkü bu topraklar yapılan araştırmalara göre selenyum bakımından çok zengin olduğu için Taşköprü sarımsağı Türkiye'nin diğer bölgelerinde yetişen sarımsaktan daha kaliteli bir. Dünyanın diğer ülkelerinde yetişen sarımsaktan daha kaliteli iki. Neden? O toprağın içermiş olduğu mineralden dolayı yoğun bir selenyum içeriyor bu toprak. Başka bir bölgede böyle bir durum yok. Bize sarımsak üreticisi bir firma geldi de onlara dedim ki gübre olarak guano gübresi, yarasadan elde edilen Türkiye'nin Karadeniz bölgesindeki mağaralarda çok guano gübresi elde ediliyor. Bir de spirulina. Bu da gübre şeklinde sarımsak ekilen topraklara kullanılırsa daha kaliteli sarımsak elde edilebilir. Yani herhalde ben başlarsam bunu da yaparım. Bunun da devamı gelir diyorsunuz. Peki nodüller oluştuktan sonraydı bu söylediğiniz. Mesela nodül olmadığı zaman yani böyle bir şeyin oluşumundan önce de kullanılırsa yine oluşumuna etki eder mi? Oluşmamasını sağlar mı? Tabii yani zaten hastalık başlamadan tedbir almak gerekir. Hı hı. Bağışıklık sistemini güçlendirmek evet. gerekir. Bunun için ne yapılabilir? Yani bu tiroid bezesindeki nodül ile ilgili değil. Genel olarak her hastalığa karşı bağışıklık sistemini güçlendirmek gerekir.